Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzda gene XML serisinin devamı olacak. C# diliyle XML bu sefer oluşturmayı göstereceğiz arkadaşlar. Bu sefer şu anki yapacağımız derste tek tek elle oluşturma göstereceğim. Bir sonraki dersimizde DataGrid'deki veriler ile oluşturmayı göstereceğim. Otomatik olarak yani. Çünkü 1000 tane elimizde veri varsa tık 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 olmaz. Mantıklı, sen programcısın sen. Programcı öbür türlü elle yap o zaman. Olmaz o. Sonra şöyle bir işlem yaptım arkadaşlar. Otomatik tık 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 yaz bitsin işlemi yapmıyorum. İlk başta onu söyleyeyim. Bu videoyu izleyenler ona göre bir sonraki videomu da bakabilirler. Bir sonraki videomda hızlı bir şekilde XML dosyanın tık 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 kodları yazıp oluşturma olayını göstereceğim. Bunda herhangi bir site, örnek veriyorum, A sitesinden XML veri ile ilgili örneği aldınız. Bunu kendinize göre aynı şekilde nasıl editleyebilirsiniz? O olayı da göstereceğim burada. Bu video biraz uzun sürecek onun için. Eğer bu hızlı bir şekilde alıp giderim ben tarzında bir mantığınız varsa, bir sonraki bu oynatma liste, aynı zamanda XML oynatma listesi. Oynatma listesinden bir sonraki videoya bakabilirsiniz. Ondan daha hızlı bir şekilde, kısa bir video olacak. Ona bakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi olayımız değil. Bir tane siteden, ABC sitesinden ben şöyle yapalım. Kodları aldım. Yani sizin gibi düşün. Sizi bu şekilde olduğunu düşünün. Bir tane kodları aldım. XML veri oluşturma. Geldim. Bunu yapıştırdım buraya. Şimdi ilk başta XML command, aynı şekilde bunların ne olduğunu anlatacağım şimdi. Buraya ebubekirbasan.com yazalım ilk başta. Şimdi isim sayıyla başlayamaz. Onu söyleyeyim. İsimlerde dikkat edin. İsim diyorum. Stat ismi sayıyla başlayamaz. Arabalar demiş mesela, her neyse. Biz burada background.html değil, background.xml. UTF encoding olayını vermiş burada. UTF-8 demiş. XML'in şeyini. Encodingini. Sonra readstar'da command olur. Readstar dokumentu vermiş. Ondan sonra da read Word utilite bu ev2basama.com yazdırdık. Şimdi burada mesela açıklama satır yapmış arkadaş. XML için aktarma satırı eklemeyi yapıyoruz diyor. Read start element startlamış arkadaşlar elementi. Arabalar demiş, tamam. Güzel. Başka etiketimiz diyor. Create image read and document sonlandırmış. Bakın. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Ben programcıyım. Ve bu benim için boştur. Neden diyeceksiniz? Normalde sonlandırman lazım diyeceksiniz. Ben bunu almam. Neden diyeceksin? Ben bunu silerim. Sonra gelirim buraya. Bir using bloğu koyarım. Çünkü using bloğu, biliyoruz ki using bloğundan sonra, yani dışı using bloğundan çıktıktan sonra otomatikman sonlanır. Ne varsa bağlantı, connection, reader, her neyse, hepsi sonlanır. Bunu yaptık. Burada oluşturdu. Üst olayı oluşturduk arkadaşlar burada. Zaten onu da XML çıktısını aldıktan sonra da göstereceğim. Üst olayı oluşturduktan sonra alt itemlerini ekliyoruz burada. Bir tane XML dokument oluşturuyoruz. Bunu oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan dokumentu aldık. Veriyi aldık. Oluşturduğumuz bu sırada eğer yol vermezseniz direkt debug'un içine background.xml oluşturur. Bunu da söyleyeyim size.
Sonra buradan oluşturduğumuzu aldık. Yani geldik sana XML, gel buraya. Sana biraz da itemler koyacağım. Tık 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 tık. Al şunu. Vesaire vesaire. Yani şunu şöyle bir düşünebilirsiniz. Burası hammal var. Hammalın üzerine bir tane şey veriyorsunuz. Bir tane koli veriyorsunuz ilk başta. Sonra gel diyorsunuz. Şu ürünü koy, şu ürünü koy, şu ürünü koy. Muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. Şu an burası hammalın eline koliyi verdik, büyük koliyi. Burada da gel dedik, usta sen. Ben sana biraz ürünler vereyim. Muhabbeti sonra da bitir. Vesaire vesaire. Şimdi doküman oluşturduk. Aldık XML'i. Background XML'i. Sonra elementlerini yapıyoruz arkadaşlar, veriyoruz. Mesela arba elementi item guid new guid. Zaten bunun parametrelerinden de olayı çözebilirsiniz. Zaten ne istemiş mesela? İki ili parametre kullanıldı. Local name vermişiz item. String namespace vermiş vesaire vesaire. Burada mesela volüsünü vermemişsiniz. Verilmemiş daha doğrusu annesi. Sonra create element name demişiz, ismini vermişiz. En son burada element şu olay element append child mı? Childer annesi name'i vermişiz bunu. Aynı şekilde buradan da element dediğimiz şu. Şunun elementi kademe olarak düşünün. Modeli veriyorsun bunu. Buradakini vesaire vesaire böyle devam ediyor. En son ise ha bak. Şimdi şunu bir silelim. Burada ne yapmış mesela arkadaşlar? Elementi vermiş. Fakat data.document element child element data.document en sonda ise bu elementler oluştuktan sonra data nokta document elementi AFP child name element. Bu elementi yukarıdaki ana XML'in içine basıyoruz. Yani oluşmasını sağlıyoruz. Sonra ise burada XML text read yazma olayı var. Yazmadaki adresimizi de değiştirmeyi unutmuyoruz. Tekrar da XML. Bunun parametrelerine bakalım arkadaşlar. Sizle beraber. File name verdik. Encoding verebiliyormuşuz mesela bunda. Null vermiş. Ben encoding ne vermiştik? Ne verilmişti yukarıda? UTF-8 encoding vermek istiyorum orada da. Sıkıntı çıkarmazsa. UTF-8 encoding nokta UTF-8 verelim orada. Sıkıntı olmaz ama. Sonra read formatting vermiş. Identity. Read content ise read yaz. En son bakın gene burada da aynı şekilde var. Close'u read close siliyoruz arkadaşlar. Read close'luk işimiz yok. Ben otomatikman zaten bağlantımı yüzün kulübünde ne yapıyordum? Uçurabiliyordum. Şu sondaki noktaları virgülü uçurmayı unutmayın. En son ise ne yapsın bana bir mesaj box versin. İşlem tamam diyelim. İşlem tamam usta. Usta diyelim. Şöyle de yapalım. Sonra da hiç bana zaman kaybettirmesin arkadaşlar. Proses diyelim. Proses nokta start diyelim. Ne yapalım? Debug kılavuzundaki background nokta XML'i açsın. Olay budur ya. Tıkladık. İşlem tamam usta. O zaman aç. Görüldüğü üzere hepsi tıkır tıkır. Şimdi şöyle yapalım. Bir de
web üzerinden yapayım ben. Bunu aynı şekilde ayarladığımızda direkt mesela şu text olarak ayarlandığı için böyle gösterdi. Görüldüğü üzere mis gibi canavar. Şimdi olayları anlatacağız. Bu bir nevi yorum satır gibi görün. Ebu Kibas'ı unuttuk o mesela annesi. Arabam. Şimdi arabalar buradaki arkadaşlar. Nerede bu? Ha. With start element. Başlama elementi ana kategori arabalardır mesela. Arabalar. Encoding bitti. Bura oluştu yani. Şurası şöyle oluşuyor. Sonra araba itemin değeri nerede bu? Heh. Create arabanın itemi bu değer vermişiz annesi. Bu GUI bilmem ne şey değeri. GUID new. Buna başka bir şey de verebiliriz. Annesi. Verdik. Sonra bu araba itemin alt kademeleri ise ne varmış? Name varmış. Neredeymiş? Name. Bu name create element name diyoruz ya. Inner text'i de dediğimiz gibi açıklaması. Name. Mesela name eşittir de diyebilirim. Mesela name eşittir bla bla da diyebiliriz. Örnek veriyorum. Sonra mesela burada ne yapıyoruz? Set attribute item vermişiz, şey vermişiz. Element. Onları da sonra göstereceğim size. Bu şeyleri nasıl bu şekil mesela bunu nasıl bu şekilde yapabiliriz vesaire. İtem o verme olayı. Veyahut da sadece bu şekil değil de yani bunun alt kümesi olarak değil de bunları kademe kademe nasıl yapabiliriz? Bir sonraki videomda onu göstereceğim. Şunları bitireyim. Burada fiyat vermişiz 98 vesaire. Arabayı bitirmişiz. En son yazmışız işlemi işte. Olay bu. Arabanın içindeki muhabbet bu arkadaşlar. Bu videomuz burada bitti arkadaşlar. Bitiyor daha doğrusu. Bundan sonraki videomuzda şu alt itemler değil de nasıl söyleyeyim? Kademe kademe. Bununla ilgili bir örnek vereyim hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar aynı zamanda. Elimde bir örnek var. Daha doğrusu bununla ilgili bir işlem yapıyorum ondan dolayı var. Ben yapmadım. Bu XML'i. Bir API gibi düşün. Mesela bu şekilde mesela grup olmuş. Grubun altında tık 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 tık. Bunları yapacağız. Bu şekil yapmayı göstereceğim. Vesaire vesaire. Versiyon mesela yazmış. Örnek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.